3000 dolar bütçeyle yapılmış komik bir şey, bir film yani. Gün üzerinde durmaya değmez. 3000 tane bir şey yapmam. Bir önemli ölçüde gerçekleri de içeriyor. Saçma bir dille yapılmış. Bilgen bir film. Ama ne diyeyim, siz daha iyi bilirsiniz. İsa'nın hayatı hakkında ben bunun bin katı daha hakaret almış filmler diliyorum. The Life of Man diye bir film vardı. Bir sinema şahesi. Bence burada 3 tane temel soru var. 1. Niye böyle bir şeye gerek duyuyor ya diyoruz? Yani niye Rütük diye bir şeye gerek duyuyoruz? Bu bir. 2. Peki Rütük gibi bir şey yaptığımızda, koyduğumuzda bunun beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz ne gibi sonuçlar olabilir? 2. 3. Alternatif olarak ne yapabiliriz? Şimdi önce birinci sorudan başlayayım. Niye Rütük diye bir şey var? Bu yayın, özellikle bu yayında kendi şeyden kastediyorum. Antenle verilen yayınlardan bahsediyorum. Yani antenle kolayca seyredebileceğimiz yayınlar kamusal alanda ortalıkta dolanıyor. Ve bir şekilde gözümüze çarpabilir. Ve bu anlamda bir takım kısıtlamalar şey yapması gerektiği, kısıtlamalar getirilmesi gerektiği düşünülüyor. Kamu yararı adına. Bu tip sorunların ortaya çıkması amacıyla yapılmış. Müdahale var. Yani burada bir kamu yararı var. Şimdi göy. Şey bu. Temelde meşruiyet gerekçesi bu. Ben başka bir şey bulamadım. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi şöyle bir sorun var. Kamu yararı dediğimiz şey öyle geniş tanımlanıyor ki bu sefer bunun sonu neresi olacak sorunu var. Dolayısıyla genel olarak zaten işte Rütük Kanunu falan da aynı şekilde yapılmış. Muğlak bir şekilde tanımlanmış. Yani hepsinde zaten hep kamu yararı diye muğlak bir şey tanımlanıyor. Dolayısıyla Rütük diyor ki ben kamu adına televizyon yayınlarını denetleyeceğim diyor. Tamam. Dolayısıyla meşruiyeti bu. Neden var? Bunun için.